Geçmiş olsun İlyas. Sağ ol komutan. Senden önce burada bir gardiyan başefendi vardı. Ne oldu ona? Görevden alındı. Ben ona demiştim bu giydiğin elbise sana iki beden büyük diye. Açın kelepçeyi. Hoş geldiniz İlyas Bey'iz. Geçmiş olsun İlyas Bey'iz. İlyas. İlyas, yürü takılma hadi. Takılmamak için durdum zaten. Başefendi. Biz hiçbir işimizi yarın bırakmayız. Ben de sen işini yarım bıraktın diye geldim zaten. Çakal. İlyas. Kes sesini, çekil at. İlyas. Hücredeydi. Tekrar sahip çıktılar adamlarla. Senin buraya gelmen doğru bir karar değil. Nasıl geri gönderdiler seni anlamadım. İtler azaldığını da anlarsın. O yüzden getirdiysen seninkiler İlyas, burası savaş çıkaracağınız yer değil. Hepiniz zarar görürsünüz. Amacımız kâr olsaydı ticaret yapardık. Cezaevine gelip yatmazdık. Geç bakalım. Abi. Geçmiş olsun. Ercan, Ercan. Senin ne işin var burada Ercan? Şahin Ağa'ya çok ısrar ettim. Zorla attırdım kendimi buraya. Millet buradan dışarı çıkmanın peşine düşer. Bizimkiler içeri girmenin peşinde. Yemek hazır reis. Sen önce bir kahve yap da gelelim. Yemek muhabbetin üstüne iyi gider. Emredersin reis. Nasıl oldun reis? Bize bunu yapanı bulup hesabını görünce daha iyi olacağız. Reis, sağ bunu yapan façalının yeğeniymiş. Hücredeydin. Dün kovuşa çıkardılar. Bu itin dayı dediği façalı Haşmet'in kardeşi de ha bu cezaevine yatayı. Onların aynı kovuş aldılar. Hangi kardeş? Behzat. Bunların hepsi tek bir koğuşta mı kalıyor? İki koğuştalar reis. Ama borularını öttürüyorlar burada. Nasıl peki? Nasıl oluyor da bu dünkü zibidiler bu işi bir şekilde beceriyor? İçeri girenlerin çoğu hırsızlıktan. Bunların iş yaptığı, yaptırdığı, mal alıp mal sattı adamlar. Adamları olmayanlar da burada sahip çıkınca herkes bunların adamı oluyor. Peki bu Behzat koğuşundan dışarı hiç çıkmıyor muymuş? Çıkmıyor reis. Ne güzel. Abisi evinden çıkmaz. Bu koğuşundan çıkmaz. Peki bunları nasıl indireceğiz? Bir hal çaresini düşündünüz mü?
Bana bakın, bu İlyas hastaneden koşa koşa kendini buraya boşuna sevk ettirmedi. Hastanede yattığı süre kadar burada yatamayacak. Bütün koğuşlara haber salın. Kim işini bitirirse dilesin benden ne dilerse. Behzat dayı, beni artık tanıyorlar. Koğuşlarına giremem. Ama diyorum ki birini mi soksak içeri? Bak hele bak, benim kana susamış sivri yeğenime bak. Kolay mı yeğenim öyle içeri adam sokmak? Hem ben seni bir kere ardına kattım, işi yarım bıraktım. Ne diyeyim dayı, kaç delik açtım yine de yırttı şerefsiz. İlyas'ın yarası taze. İlla revire pansumana çıkacak. Olmadı telefon açacak. O da olmadı görüşe çıkacak. Hazırlıklı olun. Sağ salim yerleşmiş koğuşuna İlyas. Ama evlatlar diyor ki burada savaş çıkacak. Dadaş, keşke biz burada Façalı Haşmet'in işini bitirmeden İlyas'ı oraya yollamasaydık. İlyas'ı bilmiyor musun tipi? Kendisine böyle bir şey yapanı bitirmezse biter. Biz de bunu İlyas'a yapanları bitirmezsek biteriz, biliyorsun değil mi Isır? Biliyorum da her istediğimi yapamıyorum işte. Bir aydır şu Façalı denen Haşmet illetini arıyoruz, bulamıyoruz. Fuat, Hızır sana söylüyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu Haşmet denilen herif mekanından dışarı çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor ya? Bu adam işlerini nasıl yürütüyor? Ya adam hırsızlık şebekesinin lideri. Niye çıksın dışarı? Dolunaysız gecelerde kendisi de hırsızlık yapmıyor. Etrafındaki soysuzlar toplayıp getiriyorlar dayılarına. E o zaman biz bir adam ayarlayıp mekana soksak? Var mı tanıdığın hırsız? Yok. Tabii buluruz herhalde. Bul o zaman hadi. Ya ben nereden bulayım ya? Zaten bütün hırsızlar bilir ki Tufan bir hırsızı yakala değil mi? Onu gömer. Dayı, madem bu adamların dünyası hırsızlıktan ibaret, bizimle ortak bir yönleri olamaz. Bunlar niye bize musallat oldular? Ben anlattım da ikna olmadı. Bir de siz anlatın. Ya nesine ikna olayım Fahri Baba? Neymiş? Bunlar hırsızlık yapıyorlarmış. Çaldıkları malları İzzet'in gemileriyle dünyanın her yerine ulaştırıyorlarmış. İzzet ölünce de bunların işleri bozulmuş, onu da bizden biliyorlarmış. Ya bunların çaldığı teyip ne ki işleri bozulsun? Araba teybini nereden uydurdun enişte? Teyip mi kaldı? Bunlar ne çalıyor? En küçük araba diyelim enişte. Ne yapacaklar arabayı? Artık eskisi gibi değil. Her şeyin kaydı var. Ben konuya son kez bir açıklık getireyim. Bu Façalı ve çetesinin çalmadığı bir şey yok. Ve eğer ortada çalıntı bir şey varsa bunun mutlaka uluslararası bir karşılığı da vardır. Fuat, arkadaşlar reel piyasadan gelmedikleri için çalma çırpma işinden anlamazlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Sizin ürettiğiniz tabancanın demirini bile çalıyorlar. Varın gerisini siz düşünün. Düşünüyoruz Boran, düşünüyoruz da bir yere varamıyoruz. Yani istediğimiz yere varamıyoruz. Her ayıyı ininden çıkarmanın bir yolu varsa bu dayıyı da ininden çıkartmanın bir yolu muhakkak vardır. Ayıyı ininden çıkarmanın iki yolu var. Ya inine dumanı basacaksın
ya da iğnenin önüne bal peteğe koyacağız. Mekanına mı saldıralım diyorsun yani? Ben genelde ayı nasıl ininden çıkarılır onu anlattım. Yoksa bu Haşmet'i ben nereden bileyim? Amca. Bir aydır takip etmediğimiz herhangi bir yeğeni, mekanı, eşi dostu kalmadı. Bastıklarımızdan da, vurduklarımızdan da bir yere varamadık. Bir tek bu Haşmet'le Behzat'ın görüşmedikleri bir abileri varmış. Görüşmüyorlar, konuşmuyorlar, birbirleriyle haz etmiyorlar diye üstüne düşmedik. Bana neyi soruyorsun yeğenim? Yani durduk yere birini öldürelim demiyorum. Ama abisi ölse cenazesine gelir mi diye soruyorum. Niye soruyorsun? Ailenin reisi sensin. Abi belki haddim değil ama senin mümkün olduğunca görüşe ya da revire tek başına gitmemen lazım. Peki ne diyeceğim Ercan? Korumam olmadan gelemem mi diyeceğim? Reis, sen revire gitmek isteyince biz de seninle bir bahaneyle gelelim. Tam tersine. Onlar tavuk gibi saklanırken ben de tek başıma ortalarda gezineceğim. Siz de aynen bu şekilde yayacaksınız. Tam da bunu duydukları anda seni bitirmeye heves edecekler. Mithat, tavukları kümesten çıkarman için yemlemen lazım. İlyas Çakırbeyli, avukat görüşüm var. Geliyorum. Reis. Tedbir için. Eyvallah. Gidelim.
Özgür izliyorlar da avukat görüşmesi dediler. Sevgililer günü demediler. Tamam, tamam. Dışarıdakilerin durumu ne? Annen seni çok görmek istiyor. Ama ben senden habersiz izinlerine başvurmak istemedim. Bir süre benim iyiliğim için görüş falan istemiyorum. Sık ziyaretçi buralarda pek makbul değildir. Bunu da ilk defa duydum. Anama sor, o anlatır. Yapmaz ama anlatır. Tamam, sorarım. Abinle konuştun mu? Evet. Bugün bir hemşeriniz nöbetçiymiş. Vardiya değişimi sırasında sana zarar verenler de telefon görüşmesinde olacaklarmış. Ama sen tek gitmeyecekmişsin. Başka? Bana başka bir şey demedin. Gerisini sen anlarmışsın. Tamam. İlyas. Bak, senden bir şey rica edeceğim. Beni düşünmüyorsan bari kendini düşün. Biliyorum ki ilk duruşmada buradan çıkacaksın. Ama seni buraya atanlar, dışarı çıkmaman için eminim ki seni başka işlerin içine çekmek isteyecekler. Ne olur kendini koru. Hiçbir yanlış işe bulaşma. Sana söz. Seni buradan çıkaracağım. Konuyu açman iyi oldu. Ben de seninle konuşacaktım. Neyi? Şimdi Özgür, insan buraya girmeyi kendi tercih edebilir. Yaptığı şeyden ötürü cezasını çekmek de isteyebilir. Ama buradan çıkmak dediğimiz şey insanın kendi tercihi değil maalesef. Birileri bizim burada olmamızı istiyorsa oluruz. Birileri bizim ceza çekmemizi istiyorsa çekeriz. Birileri bizim bir işin içinde olmamızı istiyorsa ya da bir belaya bulaşmamızı istiyorsa o işin içinde sonuna kadar oluruz. Her türlü belaya da bulaşırız. Yani demem o ki Özgür, sen beni buradan çıkaramazsın. İlyas, bana güven. Ben herhangi biri değilim. Senin kız arkadaşın Özgür'üm. Evet. Özgür. Sensin. Eski kız arkadaşımsın. Anlamadım. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum Özgür. Ayrılmak mecburiyetindeyiz. Beni buraya tıkan adamlar beni buradan çıkarmazlar. Ha ola ki bir gün çıkarım ama o güne kadar sana ne umut beslederim ne de beni beklemeni söylerim. Ben bunu yapamam. İlyas, beni terk etmek yapman gereken en son şey. Hele de bu şartlar altındayken. Anlıyorum. Beni düşündüğün için bunları söylüyorsun. Ama saçmalıyorsun. Bak, bu söylediklerin hoş değil. Senin söylediklerin peki? Hoş mu İlyas? Hoş ya da değil Özgür. Beni bilirsin. Ben gerçekleri söylerim. İçinde bulunduğumuz durum ayrılmamızı gerektiriyor. Lütfen.
Uşak bu iş için canını ortaya koydu diyorum sana. Sen hala diyorsun ki bana emin misin? Saat 5'te İlyas'ı telefon kulübesinin oraya getirecekler. O İlyas'a saldıran şerefsiz de gelecekmiş oraya. Önceden telefon yazdırmış. İşte tam fırsatta Uşak daha ne yapsın? Ya bir şey demedim. Emin misin dedim de. Tuzak kuracakken tuzağa düşmeyelim diye soruyorum. Kardeşim sen bana niye güvenmiyorsun ya? Ben bir işi bağlamışım demişsem bağlamışımdır da. Tufan amca. Sen işi bağlamasına bağladın da. Amcam adam öldürme suçundan nasıl yırtacaksın? Adam öldürme işinden nasıl yırtılır Kemal? Sen öldürürsün. Başkası üstlenir dayı. Şimdi şüphen gitti mi? Bu basının oğlu. Tamam da amcama bunu kim anlatacak? Avukatı anlattı bile. Bu İlyas da akıllı uşak ha. Bak. Ya uklesini avukattan etmiş. La eski zaman olsaydı var ya, tabanca bile sokardık içeri. Biz şanssızdık. Bizim zamanımızda okumuş yavukluyu bulacaktık da o da bizim yüzümüze bakacaktı. Öyle değil mi Hızır? Oğlun yanında oğlun. Senin de oğlun yanında. Sen her altıyı biz yemediklerimizi anlatınca oğlun yanında. Şimdi bana bak Orhan. Ha bu konuştuklarımızı anan duymayacak yoksa kırarım kemiklerini ha. Baba, ben bu zamana kadar niye anneme söylemişim ki? La ben ne ettim de söyleyeceksin anana? Tufan, sen bu ara yengeden korkmaya mı başladın? Vallahi Hızır, Allah'ıma şükürler olsun. Karımdan korkmadığım bir gün olmamıştır bu ömrü hayatımda. Allah'tan korkan huzurlu olur. Karısından korkan mutlu olur. Öğrenin, öğrenin. Allah sana huzur versin kardeşim. Ama belli ki bu hayatta mutlu olamayacaksın. Hadi akşama haberleşiriz. Alparslan kimi alacakmış yanına? Enişte Kuruşlu abi, Fahri abi. Derincileri karıştırmıyor muymuş işine? Ailenin reisi sensin dediğin günden beri derincilerle biraz mesafeli. Ne o? Sen de buna mı bozuldun? Ben buna niye bozulayım baba? Belli belli, bozulmuşsun. Tamam lan, sen de evin reisi ol. Babaannem varken. Bak o biraz sıkar. O evin reisi o varken ben bile olamadım lan. Baba. Sen niye hala reis o yok, reis bu yapıp duruyorsun? Yani şükür hayattasın. Yatalak da değilsin. Yaptığın işlerden pişman da değilsin. Ayrıca elini ayağını bu işlerden çekmiş hiç değilsin. Baba, mevzun ne? Mevzum sizi izlemek. Bugün ölmedim. Bugün yatalak değilim. Bugün pişman değilim. Ama yarın olabilirim.
Olduğumda nasıl yöneteceksiniz görmek istiyorum. Nasıl görünüyormuş baba? Olacak, olacak. Olacak. Bir gün bir olduğunuzda sizden büyük hiç kimse olmayacak. Enişte sen mutfak tarafından gireceksin. Fahri abi sen arka kapıdan. Hurşit abi sen ön taraftan. Sorması ayıp. Bu sırada sen nerede olacaksın? Abi ben içeride oturuyor olacağım. Bir başına. Hurşit doğru söylüyor yeğenim. İçeride senin bir başına oturduğunu görürlerse olay çıkar. O yüzden sen mutfaktan gir, içeride ben oturayım. Enişte eğlenmeye gitmiyoruz. İçeri gireceğiz, olay çıkaracağız. Yeter ki ben olayı çıkarttığımda siz hemen içeri girin. O kadar uşak boşta duruyor. Niye onları götürmüyoruz? Hurşit abi şu anda istihbaratla durumumuz belli. Hiçbir yerde iz bırakamayız. Fazla adam işi zora sokar. Şimdi yeğenim. İz bırakmayacağız diyorsun ama yani mekanda kamera kayıt bir şey yok mu? Var enişte. Onu da Faruk temizleyecek. Ha, eyvallah. Gibi. İlyas'ın aynı cezaevine nakli engel olmadık efendim. Dayanamaz orada. Nasılsa kendini öldürtür. Hızır Çakır Bey'le bunları düşünemeyecek bir adam değil. Muhakkak bir şeyler planlıyordur. İtibarını kurtarmayı planlıyordur. Ne planlayacak? Son bir aydır bütün organizasyonları Alparslan yapıyor. Ailenin reisi o. Herkes o ne derse onu yapıyor. Siz biraz daha bekleyelim dediniz ama müsaade ederseniz onun da defterini dürelim. Nasıl yapacaksın Akif? Cengiz'in ölüm emrini verdiği kamera kaydı var. İstediğimiz an alabiliriz. Şimdi alınmasını istemiyorum. Ama o kaydı kullan. Cengiz'in kız kardeşi üzerine mi? Aynen. Alparslan'ı içeri almamız sadece onları hırçınlaştırır. Ben onların güçsüz olmasını istiyorum. Şu anda Alparslan'ın etrafında dönen dümeni tam olarak öğrenmek istiyorum Akif. Anladım efendim. Alparslan, bizim planlarımıza göre hareket etmiyor. Ben ailemin hayatta kalması için savaşıyorum. Siz planlarınızın hayata geçmesi için. İdealler ailenin üzerindedir demiş ve bu konuda anlaşmıştık. Bu konuda böyle anlaşmadık. Bu ideallere ancak güçlü bir aile olursak,
ulaşabiliriz konusunda anlaşmıştık. Alparslan, amcanın vurulmasından sonra fedai gibi davranmıyor. Bir Çakır Beyli gibi davranıyor. Sadece intikam peşindesin. Bizim sokaklardaki herhangi bir çeteyle çatışmamız olamaz. Biz devlet işinde örgütlenmiş çetelerle zaten savaş halindeyiz. Ama sen bu konuda bizimle hareket etmiyorsun. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Devletin içindeki çetelere ancak sokaktaki çeteleri bitirirsek ulaşabiliriz. Aksi halde gelen gideni aratır. Peki ne istiyorsun? Beni bitirmeye oynayacaklar. İlyas amcamdan sonraki hedef benim. Arkamda durun. Ama yeri geldiğinde önümü açın. Alparslan daha somut. Bu akşam bir mekanı basacağım. İsmin konuşulsun. Ama resmin bulunmasın. Sen onu zaten bana söylemiştin abi. Sadece kamera kaydından bahsetmiyorum. Arkamı kollayın. Ben mekanlardan çıkana kadar herhangi bir birimin peşime takılmasını istemiyorum. Peki, hepsi bu mu? Değil. Bu akşam öldüreceğim adamın yarın cenazesi olacak. Hızır amcam da cenazede olacak. Bizim haricimizdeki herhangi bir gücün orada olduğunu görürlerse bir hamle yapamazlar. Yani devlet arkanda izlenimi vermek istiyorsun. Evet. Mesut bunun peşine düşsün. Benim değil. Façalılarda Mesut'un tek güç olmadığını, arkamızda daha büyük bir güç olduğunu anlasın. Benden istediklerini yapacağım. Ama sen de benim istediğim bir şeyi yapacaksın. Neymiş? Özlem diye bir kızla görüşüyorsun ya. O kızdan ayrıl. Konumuzla ne alakası var? Sen benden bir şey istedin. Ben de senden bir şey istiyorum. Ben de onu soruyorum. Konumuzla ne alakası var? Sen duygularıyla hareket etmeyen bir adam olduğun için mi seçildin? Ailen konusunda yeterince sınırları zorluyorsun. Alparslan, başka bir macera istemiyorum. Bu bir macera değil. Neyse ne. Ayrılacaksın dedim, ayrılacaksın. Efendim, aslında Alparslan'ın bu konudaki yaklaşımının çok duygusal olduğunu sanmıyorum. Yani bir açıdan benimle durumumu da kamufle etmiş oluyor. Bakın, ben bir savunma istemiyorum. Bir talimat verdim, onu yerine getirin. Yemin ederim benimle bir alakası yok. Baba. Sanırım beklediğin telefon. Alo. Ne yapıyorsun abi? Senden telefon bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Nasıl, yerin rahat mı? Rahat abi. Bir sıkıntı yok. Tamam, yanında kim var? Ercan var.
O da şimdi Şahin Ağa ile konuşuyor. Tamam. Şimdi Şahin Ağa Ercan'a ne yapması gerektiğini anlatacak. Ama unutma, sen bir şey yapmayacaksın. Ercan yapacak. Abi burası öyle bir yer değil. Hadi ya. Hı? Nasıl bir yermiş orası? Yapman gerekeni kendin yapman gereken bir yer abi. Bilmiyormuş gibi sorma. Bana bak. Orası, burası ya da dünyanın herhangi bir zıkkım yeri İlyas. Nerede olursan ol, bulunduğun yer benim dediğimi yapman gereken yer. Alo, İlyas. Dinliyorum abi. Biz gerekeni dışarıda yapıyoruz. Şimdi sen de bir şeye bulaşma ki ilk celsede seni alalım. Sana burada ihtiyacımız vardı. Eyvallah. Ellerinden öpüyorum Şahin Ağa. Facalının iti. İlyas! İlyas! Amca! Abi, abi sen çek. Sen çek ya. İlyas! Hoca! Ellerinden öperim abi. Gördün değil mi hemşerim bak? Bizim adamımıza saldırdı. Tamam İlyas, tamam uzatma. Daha kayıtları sileceğim. Zaten ne varsa hemşerilerimizde var. Ellerimden öpermiş. Ben ellerin temiz kalsın diyorum, o ellerinden öperim diyor. Baba amcamın seni dinlemeyeceğini bilmiyor muydun? Boş boş konuşma lan. Şimdi o çocuk da yanacak. Tufan amcanı bul. O kayıtları sildirmeye çalışsın. Alo Tufan amca. Yav yeğenim, gündüz bir plan yaptık. Yok mutfaktan gireceğiz, yok arka kapıdan gireceğiz, yok sen önden gireceksin bilmem ne. Ne oldu da bu plan değişti? Enişte bu işi saklanarak yapmayacağız ki. Façalı denen herif yarın cenazeye gelmek zorunda kalsın. Güvenlik değildin, tedbir değildin. Abi Faruk şu anda mekanın güvenlik odasında. Alparslan, konuşacak mıyız, gidip vuracak mıyız? Haber bekliyorum abi. Neyin haberini? Delirtme işte, onu soruyorum. Dış kapıda iki kişi façalının adamı. İçeri girdikten sonra vestiyerde bir adamı var. Sağ arka köşedeki locada oturuyor. Önündeki locada üç adamı var. Madem herkesin yeri belli. Oturun siz burada.
Ben sıkıp geleyim. Gidiyoruz abi. Çök, 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 çök. Benim adım Alparslan Çakırbeyli. Paçalı Haşmet'e söyle. İlyas Çakırbeyli'nin intikamı tüm Paçalılar ölene kadar devam edecek. Efendim. Alparslan Çakırbeyli bir gece kulübünü basmış. Paçalılardan birini de öldürmüş. Hangi birini? Haşmet'in abisini. Şevket. Niye? Henüz biz de bilmiyoruz efendim. Haşmet onunla görüşmüyor ki. Niye onu öldürmüşler? Neyse. Vardır Alparslan'ın bir hesabı. Olay yerine şimdi intikal edilmiş zaten. Her neyse Oğuz. Şu Alparslan'ın görüştüğü kız vardı ya. Özlem. Yarın onu alıp buraya getirin. Ha. Cebren değil. Anlaşıldı evet. Dayım evde mi atacağım? Ha, gidecek başka yeri mi var? Afiyet olsun. Gel canım. Vallahi ben de bir çorbanı içerim atacağım. Ne oluyor? Yok bir şey teyze. Ne işaret ettin Hizir'a? Saygımı sundum. Ha. Sağ ol Atçım. Teyzem, iş bitti demek istemiştir o. Belli ki yine bir yerlerden geliyor dayısının yanına.
Alparslan nereden işte? Otele geçti yeğenim. Alparslan da operasyonda başlarındaymış. Hizar. Ne diyor bu Hatice? Hatice bir şey demiyor. Ha bu enişte değil. Onun demediklerini de torunun değil. Bana sizin o pis işlerinizden. İlyas'ın ettiğini duydunuz mu? Ama bana niye bakıyorsun? Beraber girmedik mi kapıdan içeri? Ne etmiş İlyas teyze? Bitirmiş o işi. La havle ve la kuvvete. Ama sen kimden duydun? Kimden duyacağım? Özgür'den. Neyi duydun babaanne? İlyas bırakmış Özgür'ü. Ha. Siz nasıl bilmiyorsunuz anlamıyorum. İyi, gözün aydın. Demek bugün kına gecesiymiş. Nihayet oğlun dediklerini dinlemişti. Edepsiz. Ben onaylamış idim o işi. Ne zaman onayladın babaanne? İçeriye girince. Avukat lazım da. Uşağı avutur. Uşağı niye avunmak istememiş ki? Bilmiyorum ki. Hizar. Sen gidip konuşsan derim. İlyas artık benim söylediklerimi dinlemiyor ana. İlyas ne zamandan beri seni dinlemiyor Hızır? Hı. Aa, şahit. Bugün bir şey dedim tam tersini yaptı. Dayı ne dedi İlyas'a yeğenim? Lan ne dediysem dedim dinlemiyor dedim de. İyi. Ben giderim yanına o zaman. Benim lafımı herkes dinler. He, herkes dinler. Bir senedir söylüyorsun. Niye bırakmadı kızı? Herkes bir gün geç olsa da benim lafıma gelir. Teyze, Özgür bugün sana ne dedi? İlyas ziyaretçi istemiyormuş özellikle de seni. Onun ağzıyla mı iş yapacağım Hatice? Ben Özgür'ü de alır giderim. Yengem, cezaevindeki en önemli kurallardan biri dışarıyla bağlantını kesmektir. Yoksa gün geçmez. Sen bakma İlyas değilsin, seni terk ediyorum dediğine. Günü belli değil. 3 ay, 3 yıl, 9 yıl, 19 yıl. Günü belli olsun, o sana beni bekletir. Şimdi ne dese boş. Zafer abi, sen ne kadar yattın cezaevinde? Cemre Hanım, biz günü birlik girdik çıktık. Öyle gün gün toplasan epeydir ama toplu bir yatışımız olmadı. O kadar yalvardım reise, ben gireyim. Ercan yol yordan bilmez diye. Ama gençtir, toydur, pişsin dediler. Onu gönderdiler. Hayriye anneyle bugün konuştum. Ne demek İlyas senden ayrılıyormuş? Gel yarın beni al, birlikte yanına gideceğiz dedi. E valide sultan arka almışsın. Bir de gözyaşı döküyorsun yengem. Ama İlyas Bey özellikle annem gelsin istemiyorum demiş. Ah o zaman görüşe çıkmayabilir. Biraz konuyu soğutmak lazım. Hoş geldin reis. Hoş bulduk. İyi misin Özgür? İlyas Bey'le görüşmüşler bugün. O yüzden biraz duygusal. İlyas amcam nasılmış? İyiydi. Neyse. Belli ki özel konu. Ben girmeyeyim. Müsaadenizle Alparslan Bey.
yaparsan sana bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. İlyas, bugün beni terk et. Sebep? Anladığım kadarıyla racon bunu gerektiriyormuş. Alparslan, ben senin sağduyuna güvenirim. Sadece şunu bilmek istiyorum. İlyas bu şartlar altında olduğu için mi? Yoksa beni sevmediği için mi benden ayrılmak istiyor? Bence seviyor. Ama sevsek de bazen şartlar bizi yapmak istemediğimiz şeylere zorluyor. Bazen bunlara John diyoruz. Bazen kaçmak. Bazen de korumak. Saçmalık. Bence de. Ben kalkayım. Üzme kendini. Şartlar değişince her şey değişir sizin için. İyi akşamlar. Geldiğini duydum, açsındır diye bir şey hazırlattım. Sağ ol. Otursana. Bir şeye mi canın sıkkın? Paylaşmak ister misin? Evet. Evet. Seni dinliyorum. Özlem. Bizim seninle aramızda özel bir şeyler var. Ama. Ama. Aması şu. İçinde bulunduğum şartlar ve durum maalesef bu yakınlaşmaya uygun değil. Daha net konuşur musun lütfen? Bir anlaşmamız vardı seninle. Birbirimizden hiçbir şey saklamadan her şeyi açık açık konuşabilecektik. Malum. İlyas amcam içeride. Ve ailemin sorumluluğunun büyük bir kısmı benim üzerimde. Bu durumda görüşmememizin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani olmayan ilişkimizi sonlandırmak mı istiyorsun? Öyle de diyebiliriz. Yani başlama ihtimali olan ilişkimizi başlamadan bitirelim diyorum. Yani buna bugün karar verdin öyle mi? Abim öldü. Amcan vuruldu, ölümden döndü. Bir aydan çok oldu. Bu sabah kalktın ve böyle bir karar verdin öyle mi? Ben bir süredir düşünüyordum. Ama senin de dediğin gibi. İlişkimizin adı konmasa da benim sana bu açıklamayı yapmam gerekiyordu. Bu yakınlaşma bizi iyi bir yere götürmeyecek diye düşündüm. Bu sabah. Sen Meltem'le birlikte mi oldun? İstediğim cevabı aldım ben. Mazeret uydurmana gerek yoktu. Nasıl istiyorsan öyle olsun. İlyas Çakır Bey'le. Devam edin.
Afiyet olsun. Erzan'ı bir yüzeye aldırdım. Sen de kayıtlarda gözükmüyorsun. Eyvallah. Ercan iyi mi? İyi, iyi. Bir şey yok. Peki o it? Öldü. Peki o itin sahibi Behzat'ın haberi oldu mu? Olmuş haberi, olmuş. Yalnız sizinkiler de dışarıda onun abisini öldürmüştür. Ne diyorsun? Haşmet'i mi öldürmüşler? Yok. Onun başka bir abi daha varmış. Onu. Olur olur. Ona da sıra gelir. Muhtemelen sabah beni açığa alırlar. Burada arkadaşlarımız var. Yok değil ama sen ol. Sırtını kolla. Eyvallah. Sen de açığa alınsan da alınmasan da yine de buralarda dolanma. Sana zarar gelsin istemeyiz. Eyvallah. Hadi geçmiş olsun. Dışarıda da Faşalı'nın bir abisi ölmüş. Bizimkiler mi reis? Faşalı dayı dediklerini mi? Bir başka abisi daha varmış. O zaman yarına kalmaz bunların sesi kesilir reis. Hemşerimiz öyle demiyor. Herkes dikkat etsin. Birimize bir şey olması demek... Hepimize olması demek. Kimseyi sevindirmeyin. Bu gardiyan kim? Kim bu gardiyan? Öğreneceksiniz. Yarından tezi yok, hesabı görülecek. Geri zekalı sivriye söyledim. Ava giderken avlanma dedim. Keklik gibi kendini vurdurdu. Otur. Bu Ercan mıdır nedir? Nereye koymuşlar onu? Hücreye koymuşlar abi. Yarın onu hücrede bitirin. Ne yapın edin bitirin. Şevket abinizle ilgili bir haber gelmiş abi. Bizim öyle bir abimiz yok. Eyvallah da abi, Çakır Beyliler öldürmüşler. Şevket abimize. Vay Şevket abim vay. Madem aslımızın kurşununa gelmiş, Şevket abimizle de barıştık. Mekanı cennet olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Özlem'le mi konuştun? İstediklerini yaptığımı söylersin. Yalnız kalmak ister misin? Yalnızlık bizim kaderimiz. İstesek de
istemeyecek de. Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapushane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yanda. Mapusluk bir şey değil, yanıklık var bir yanda. Hey gardiyan, gardiyan, tabancamı ver bana. Bir güzelin uğruna ceza verdiler bana. Bir güzelin ceza verdiler bana. Duvar deleyim mi, yanına geleyim mi? Duvar deleyim mi, yanına geleyim? Aç kapıyı gardiyan, beş altını vereyim mi? Aç kapıyı gardiyan, beş altını vereyim mi? Uşağım, o dolaplar tiklum tiklum üzbaş dolu. Size bir şey demeye çalışıyoruz herhalde Hayriyan. Ne diysen Herul gibi de. Bu halin ne dolu? Bu halimize de şükür. Bir bez ver de yerleri de sileyim. Uşağım, daha günlerdir diyorum ki memlekette sıraya girmişler. Hangisini diysen getirteyim. Bu eve kadın da yapmıyor kadın. Bir tek dayanan kadın sensin. Hatice de var aşağıda. Hatice de varmış aşağıda. Hatice'nin bugüne kadar sen ütü yaptığını gördün mü? O ancak benim kafamı ütülesin. Zaten o Fidan'ın bu evden gitmesini isteyen o değil miydi? He, sen niye kendini cezalandırıyorsun? Çağır, Hatice'yi ütüle diyorum. İneceğim şimdi ben aşağıya. O vakit benim şu örtümü ütüle. Sebep? Dışarıya çıkacağım. İlyas'a gideceksin değil mi? Elim çalışsın, çenen değil. Ey kurban olduğum Allah, gör şu halimi gör. Lan dostumuz var, düşmanımız var, halimize bak. Teyze dayım nerede? Cenazeye geç kalacağız. Ücüsü Bitsun gelecek. Ne ücüsü?
Bana inat yapıyor. Fidan'ı gönderdim ya Emine Hanım. Ayıptır canım. İş mi sizin bu yaptığınız? Ya siz ciddi misiniz? Ay ne olacak? Bizim evde de ütüleri sen yapıyorsun. Hatice, ben evde ütüleri stres atmak için yapıyorum. Şimdi dayı yukarıdan aşağı inecek. Bütün sinirini, stresini bize atacak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Onu da hazırlanmadı mı? Ya geç kalacağız, geç. Geç kalacakmışız. Dostumuzun cenazesine gitmiyoruz. Namazını kılıp hakkımızı helal etmeyeceğiz. Gömmeye gidiyoruz. Buyurun Hayriye Hanım. Emine abla, senin de var mı ücülenecek bir şey? Çıkmadan ücüleyim. Kardeşim nedir bu saçmalık? Bana ne soruyorsun, bunlara sor. Bir dakika, ben anlamadım. Sen mi bu eve birini istemiyorsun, yoksa Fidan geri mi gelsin istiyorsun? Konu nedir? Ben niye eve birini istemeyeyim? İstiyorum da bunlardan birini istemiyorum. Çünkü bunların getirdikleri herkes, bunların dümenlerinde, bunların suyunda. Yok mu seni tanıdığın, bildiğin biri Emine abla? Ha? Bunların dişini geçiremeyeceği, böyle dedikodusu medikodusu olmayan. Kardeşim, dedikodu yapmayan insan mı olur? Ama dişini geçiremeyecekleri birini bulurum. Kimmiş o? Kimse ki bana, sana ne? Ya Allah aşkına beni kurtardı. Yoksa ben birini getireceğim. Ondan sonra göreceksiniz hep birlikte. Getir getir, bekleriz. Kimi getireceksin ki baba? Otelde yok mudur lan büyütücü mütücü? Dayı, benim de ötüm iyidir. Bilmez miyim? Ailecek sizin ütünüz meşhurdur. Peynir ver lan şuradan. Buyur dayı. İzrail. O Zafer'deki Özgür'ü alsın gelsin. Gidecek yerimiz var. Bundan babamın haberi var mı? Babanın doğacağından da haberi yok idi. Ben doğurmuşum. Hadi dedemi yap. Peki babaanne. Afiyet olsun. Kimi getiriyormuşsun bizim eve? Kimse kimi? Hızır'ın getireceğinden iyidir. Başımıza iş açmayın. Hızır'ı bilirim. Şakası yoktur. Orası öyle. Paçalı dayı geldi ya, emretmiş. O siyah camı indir. Geçin. Kapıyı aç. Erman abi, Hüsnü gelmiş. Paçalı dayı çağırdı diyor. Bana niye söylüyorsun oğlum? Git babama söyle. Dayı sinirli. Neticede abisini kaybetti. Sen mi söylesen abi? Babam hiçbir şeyini kaybetmez. Boş boş konuşma. Thank you.
Söyle oğlum. Hüsnü'yü emretmişsin. Ettim, gelsin. Geldi, geldi. Buraya mı getirsinler? Su kenarına götürün, geleceğim. Tamamdır. Dur oğlum ben. Hadi bakayım. Başın sağ olsun dayı. Benim başım sağ olmasına sağ olsun da senin niye sağ olsun? Anlat bakayım. Anlatayım dayı. Şevket abimiz dışarı çıkacağız dedi. Tedbirli bir vaziyette kulübe gittik. Mekana oturduk ve birdenbire içeri adamlar girdi. Birden korumaları sıktılar. Arkadan da genç bir adam masamıza geldi. Elindeki silahı çekip Şevket abimize kıydı. Ve sonra dedi ki... Façalı dayına git söyle, hepsi ölecek dedi. Kim bu genç adam? Baba söylemiştim ya. Alparslan Çakırbeyli. Doğru dayı. Alparslan Çakırbeyli'yim dedi. Sen ne dedin? Bir şey demedim dayı. Ben Şevket abinin canının derdine düştüm. Şevket'in canının derdine düştün ha. Kendi canının derdine değil. Ulan şerefsiz. Niye atlamadın silahın önüne? Şevket para dağıtırken köpek gibi önüne atlıyordunuz. Silahı görünce niye? Bakın lan! Ha! Dayı, hiç beklemediğimiz bir anda... Ulan kim bekledi anda ölmüş? Kim bekledi anda ölmüş lan? Dayı! Bir de utanmadan ölmedim diye buraya geliyorsun ha? Bir de utanmadan buraya geliyorsun ha? Sıkın suya atın. Cenazeye gitmeyeceksin değil mi? Niye gitmeyecekmişiz? Bence seni buradan çıkarmak için yapmışlardır. Belli ki tuzak. Müsaade et ben gideyim. O Çakırbeylilerden gelen olursa da gereğini yapayım. Oğlum kendin söylüyorsun tuzak diye. Asıl bunu bilip gitmezsek tuzak olur. Gideceğiz. Gelen olursa da icabına bakarız. Gözünü üstünden ayırma Musa. Tamam be. Kusura bakmayın. Beklettim. Hiçbir şey anlamıyorum. Avukatımı aramak istedim, izin vermediler. Niye buraya getirildiğimi de söylemediniz. Avukatın, İlyas'ın avukatıdır herhalde. Evet. Özgür Hanım, otelimizin avukatı. Senin için avukatlık bir durum yok Özlemciğim. Abinle ilgili bir gelişme var. Onu paylaşmak için seni buraya kadar yorduk. Nasıl bir gelişme? Abin meğer intihar etmemiş. Öldürülmüş. Kim söylüyor size bunları? Bu elimdeki görüntüler diyor.
Canımı bağışlayacaksanız bildiğim her şeyi söylerim. Söyleyeceğin şeye bağlı. Bu gerçek olamaz. Gözlemciğim. Abin ölmeden önce bizimle işbirliği yapmıştı. Alparslan bunu öğrenmiş. Ve seni sarıp sarmalarken yanındakilere bu emri vermiş. O. Evine götürün. Kendini asmış gibi gösterin. Bu görüntüler gerçek olamaz. Abin en son sana Alparslan ve yanındaki o kızla alakalı sorular sormadı mı? Hatta bu yüzden seni dövmedi mi? Nereden biliyorsunuz siz bunları? İşte ölmeden önce abin, bunlar sana da zarar verecekler. Seni de yok edecekler diye gelip bize her şeyi anlattı. Ne duruyorsunuz o zaman? Madem elinizde görüntüler var. Evet var. Alparslan ve yanındakileri içeriye almamız 5 dakika. Ama onun içinde bulunduğu oluşumu ve ilişkilerini çözmezsek dışarı çıkması da 10 dakika sürer. Tabii sen bize yardım etmezsin. Benden ne istiyorsunuz? Adaş sıkacak mıyız? Ya nereye sıkaysın tipi? Mezarlıkta adam mı vurulur? Kunduna getirdik mi vuracağız tabii. Baş sağlığına mı geldik buraya? Ben onun için geldim. Reis senin kardeşini şişlemedin mi bunun için? Baş sağlığına geldim ne demek? Babam. Hızır Reis'in taktiğidir. Gözlerinin içine bakacak belli. Bir adam öldükten sonra gözün içine baksan ne olur, bakmasan ne olur? Ölmeden bakmak lazım. Ya Allah aşkına çok merak ediyorum. Ne görüyorsun şu el alemin gözlerinin içinde? Kendimi Boran, kendimi. Ne yapacağımı, ne yapmayacağımı. Al-Fatiha. Thank you.
müsaaden olursa sen iki çift lafını et. Sonra biz bunları burada gömelim. Hayır. Kenarda köşede tanımadığımız adamlar var, bizden değil. Görüyorum Musa. Bildiğim kadar da Şakır Beylerden de değiller. Kim o zaman Musa abi? Kayın daha iyi bilir ama hal ve tavırlarından anladın. Eğitimli ekip gibi duruyor. Derinciler mi koruyor diyorsun bunları Musa? Öyle görünüyor dahi. Ben de burası icra işine uygun değil. Tesbihim düşmeden kimseyi düşürmeyin. Abi, bu etraftakiler Haşmet'in adamları mı? Yok. Peki bunlar kim? Alparslan Reis'in adamları. Ne alakası var? Hani senin bu kuzenin derincilerle mesafeliymiş ya. Ben ona gelme deyince beyim adamlarını göndermiş. Amcasına derin koruma yapmış. E işte baba. Bunların kötü. Babana benze lan babana. Dayına değil. Hem kanımızı döküp hem cenazeye gelmek ne demek? Hasımlığın da bir adabı var Hızır. Ben de onun için geldim Façalı. Kanımızı döktüğün için korkudan kapının önüne çıkamaz olmuşsun. İstedim ki korkunu at, karşıma çık. Hasan'dan korkuyorum yani ha. O zaman niye evinde tünedin? Sokakta ite, köpeğe değmeyeyim diye. Sokakta it köpek bırakmadın Haşmet. Senin evinin içi olmuş barınak. Doğrudur. Yanımda çok hayvan barınır. Sen de vermek istersen ver de gideyim ben. Bana bak arsızların hırsızların dayısı. Benimle hasımlık edeceksen kahpece değil, mertçe et. Ya öl, ya öldür. Oraya kadar geldim ki benimle derdin neyse gözlerimin içine bakıp söyle. Benim tek derdim vardı. Onu da az önce gömdüm. Sayende. Akşama taziyeye gel de dertlerimizi konuşalım. Belki senin de dertlerin vardır. Benim sayemde gömersin. Hepinizi davet ediyorum. Ne kadar adamınız varsa toplayın gelin. Madem kendini evinde güvende hissediyorsun, oraya gelelim. Evet.
Ferman, cezaevine git. Amcanı ziyaret et. Hızır'ın kardeşi İlyas'ı bizim Behzat'ın koğuşuna koyacaklar. Akşam zırlar bize taziye gelince biz de onlara taziye verelim. Adamların mekanına gitmek ne demek Hızır? Doğru değil Hızır. Adamın aklı izanı yok. Sanki senin vardı demin. Aman mezarlıkta adam vurmayalım diyordun. O hayvanattan mevzu açılınca benim fikrim değişti. Ama ben Hızır'dan bir işaret bekledim. Ben işaret verdim de kimse anlamadı. Reis'in bu Haşmet'e doğru bir adım attığından mı işaret çaktı? Anlayamadınız mı? Hırsızların, arsızların dayısını deyince indirecektik deyiz. Madem sen anladın, sen niye sıkmadın Urşit? Etrafta bir sürü tuhaf adamlar vardı. Onların kim olduğunu kestiremedim. Alparslan ekibiymiş abi. Alparslan ekibi niye gömmeye gelmiş de dün gece vurmaya gelmemiş? Gördüğünde sorarsın Fahri. Bir cevap alırsan bana da söylersin. Fuat, otele geç geliyoruz. Kardeşim senin Fuat'la ne işin var? Hepimiz mevzu çeken adamlarız. Aramıza bir tane şeytan lazım diye çağırdım ben Fuat'ı. Bu Haşmet'in akşam gelin demesinde pek hayır yok. La sen de az şeytan değilsin ya. Neyse. Özlem. İşten ayrıldım diye sabah mesaj atmışsın. Aradım ama ulaşamadım. Bir şey mi oldu? Ayrılmıştım da düşündüm vazgeçtim. Benim bilmem gereken bir şey var mı peki? Daha sonra anlatsam olur mu Cemre Hanım? Alparslan Bey burada mı? Burada, kafede. Efendim Hızır Ali. Adamların benimle ne alakası var? Muhtemelen emniyet tedbiri almıştır. Babama böyle söylediğini ileteyim mi? İletme, ben sonra yüz yüze anlatırım. Sahtekar, yüz yüze anlatırmış. Yüzün olduğunda anlatırsın. Amca. Kapat lan telefonu, kapat. Merhaba. Merhaba. Cemre Hanım'a işten ayrıldığını yazmışsın. Oturabilir miyim? Tabii. Aslında baştan otelden ayrılmamın ikimiz için de daha iyi olacağını düşündüm. Ama işe ihtiyacım var. Yani bir süre daha yeni iş bulana kadar burada olmak isterim. Özlem. İstediğin kadar kalabilirsin. Dün söylediklerim işle ilgili değildi. Belki dost ya da arkadaş kalabiliriz. Yani sen de istersen. Sen iyi misin? Benim için çok özel olan bir adamın aslında o kadar da özel olmadığını öğrendim. Üzgünüm. Ben işimin başına döneyim. Zaten. Cemre Hanım, Alparslan nerede? Üst lobide Özlem'le görüşüyor. Geldiğinizde haber vereyim mi? Teşekkürler. Senin ne işin var burada? Tipiyaha toplanacağız dedi. Dedim Dadaş. Haşmet bizi akşam eve çağırdı.
Fuat, bizim aklımıza gelmeyen senin aklına gelir. Ne diyorsun bu işe? Bir dur, bir dur. Bir otur da. Fuat arkadaş. Ben sana cenazeyi haber verdim. Sen niye gelmedin? Haşmet beni pek sevmez. O yüzden gelmedim. Bizi çok seviyor ya. Ondan gittik değil mi? Sonuçta İzzet'in ölümüne sebep olan benim. Onun işlerini ben bozdum. Bunu daha önce sizle konuşmuştuk. Ya Bora kardeşim. Sen şimdi Fuat'ı sonra sorguya çekersin. Ha bu tipi arabada gelirken beni şişirdi, bir dünya etti. Sen şimdi bana söyle bakalım. Bu Haşmet neyine güveni de bu kadar adamı evine taziyeye çağırıyor? Tuzak kuracaktır. Hadi ya. Bak biz bunu hiç düşünmemiştik. İlla ki size tuzak kuracak diye söylemiyorum. Siz cenazeye gittiğinizde aranızda kim yoktu Çakırbeylilerden? Alparslan. Onu yanınızda götürmezsiniz diye onun üzerine bir plan kuracaktır. O zaman Alparslan amcasıyla beraber gider. O vakitte cezaevini düşünmek lazım. Yine İlyas'a mı bir şey olur diyorsun? Ulaşamayacağınız tek yer orası. Dayı, teyzem cezaevine gideceğim diyordu. Siz cezaevine gidin. Anam Özgür'le cezaevine gidecekti. Çıkışta mutlaka beni arasın Özgür. Anlaşıldı. Nereye? Amca ne oldu? Yanından ayrılma. Duydun mu beni? Bir an bile. Şeytan. Seni şeytan. Hızır. Akşama ne yaparım? Benden haber bekleyin. Reis, görüş varmış. Kimmiş? Hayriyan'ı. Ben bir de ona özellikle dedim. Gelmeyeceksin dedim. Reis, haddim değil ama koğuştan çıkmak güvenli değil. Git bir de hanıma bunu sen söyle. Şimdi görüşe gitmeyeceğim. Ada olacak, korktu, görüşe çıkmadı. Sonuna eve telefona durumu izah eder reis. Neyse yok bir şey uzatmayın. Reis, hiçbirimizin tedbiri yok. Gerek de yok. Niye demedin camın ardından görüşeceğiz diye? Biliyorsunuzdur, çok gelmişsinizdir diye düşündüm. Ben artık görüşe gelmişim. Kapalı o gendomda tel örgüler var idi. Biz de doğumuz ileriydik tellerin arasından. İçeri bir şey mi soktunuz Hayriye anne?
Saçlarımın arasında bir şeyler var. İnanmıyorum size. Bana inanmak zordur. Yandakiler Elias'ın anasıyla Manitas amca. O zaman şimdi buraya gelecek yani. Hemen şimdi burada değil. Babam akşam abisini çağırdı. Durumu ayarlıyoruz. Yani sen burada kardeşini ağırlarken babam da evde Hızır ağırlayacak. Abime söyle. Onun için 40 yıl daha yatarım. Ha, geldi seninki. İlyas. Olay çıkarma, tesadüfen böyle denk geldi. Ne olay çıkaracağım? Anam burada. Behzat, Behzat. Biz seninle buralarda mı görüşecektik ya? Nerede, ne zaman istersen İlyas. Lan senin var ya. Behzat, görüş bitti, içeri. İlyas'ın anasına söyle, merak etmesin. Oğlu içeride, benim misafirim. Söylerim amca. Hadi Behzat. Amcam merak etmesinler. İlyas burada benim misafirim dedi. Anlamadım. Amcanız kim? Ne oluyor? Asıl size ne oluyor ana? Sizin burada ne işiniz var? Edepsizlik etme. Ha buraya. Sana bir şeyler tedarik edip getirmiş. Dinleniyor mi? Dinleniyor ana. O zaman sen beni onlardan daha iyi dinlersin. Seni bıçak yarası öldürmez. Seni kurşun yarası öldürmez. Seni ha bu öfken öldürecek. Ha bu kızla konuş. Öfken geçince tekrar benimle konuş. Özgür, senden bir şey rica ettim Özgür. Anam gelmesin dedim. Sen ne yaptın? Senin bile söz geçiremediğin annenden mi bahsediyoruz İlyas? Ver. Ver onu be. Uşağım sadece dinleyiler mi yoksa beraberinde izleyiler mi? Ana, belli ki sen içeriye bir şey soktun. Allah aşkına ben meraktan ölmeden söyle bakalım. Ne soktun, ne getirdin buraya? Saçlarıma aklar düşmüş. Ha bu yaşımda buraya gelmişim. Daha getirmişim. Ucu sivri. Tığ. Ne tığ ana? Örgü. Ha, örgü. Örgü. Ana, benim güzel anam. Bak bu kış gününde, bu mahpus damının altında bir sürü gariban var. Hırkası yok, kazağı yok. Sen şimdi o tığı al, eve git. Onlara bir şeyler ör. Anladın? İlyas,
Sen meğer ki bu mahpusdamın da kalacaksın da içeride bir garip kazaksız sırkasız olacak. O senin kalıbına o zaman. Daha ne halt etmeye burada yatıyorsun? Boşuna evham yapmışsınız enişte. Hurşit, sen benimle gelsene. Hayırdır Fahri Baba, ne oldu? Siz buradan ayrılmayın. Hayri Ana ile Özgür çıkınca reisi arayın. Alo, reis. Devam et İlyas. Ne tarafa? Kayıtlarda dünkü olaylara seni de karıştığın tespit edilmiş. İdareden seni de Ercan'ın yanına koymamızı emrettiler. İyi. Çocuk da yalnız kalmıştı zaten. Var burada. İnsan bir hoş geldin der ya. Ziyaretine geldik. Eyvallah. Bir sorun mu var? Göreceğiz. Pazar. Uşak kötü bir şey demedi. İlyas bizim misafirimizdir dedi. Senin kardeşin durduk yere sinirlendi adama. Tamam ana, tamam. Şimdi sen telefonu Özgür'e ver. Zafer de seni eve götürsün. Buraya gelmekle kötü mü ettim uşağım? Yok ana, iyi etmişsin, iyi etmişsin. Oğlun nasret gidermiş. Ama ben enişteyle İlyas'a bir haber gönderecektim. Enişte size yetişemedi. Şimdi Özgür'le konuşmam lazım ki tekrar içeriye girip İlyas'a anlatsın. Tamam? Tamam. Tamam. Al. Zafer. Sen beni eve getir. Emredersin madem. Efendim Hızır abi. Özgür, hemen içeriye giriyorsun. Cezaevi müdürüne, İlyas'a bir şey yapılacağına dair duyum aldığını söylüyorsun. Ve savcıyı da haberdar ediyorsun. O görüşteki adamlar mı Hızır abi? Aynen öyle. Tamam abi. Dayı. Fahri ile Hurşit buradan kayboldu. Ben ne yapayım? Oradan bir yere ayrılma. Bir şey olursa da beni haberdar et. Tamam da yemin edersin. Amca, ben de gideyim cezaevine. Sen benimle geliyorsun. Nereye? Façalının yanına.
Gidiyorsunuz. Nereye? Koğuş'a. İkimiz de. Evet. Gözün aydın Ercan. Bize af çıktı. İlyas. Senin için geceleri ağlıyor dediler. Ben de ne kadar eş dost varsa hatır gönül koydum. İlyas'ı bizim koğuşa getirin de biraz da yanımızda ağlasın dedim. Söyle enişte. Cezaevinde İlyas'ları başka bir koğuşa almışlar. Bir harbede yaşanmış. Özgür'ün söylediğine göre İlyas'ın yanında Ercan da varmış. Şükür İlyas'ın bir şeyi yok. Ercan? Durumu ağır denildi dayı. Ama muhtemelen... Anladım. İlyas kendi koğuşuna geçene kadar oradan bir yere ayrılmayın işte. Gerekirse bütün herkesi cezaevinin önüne çağır. Tamam dayı.
Haşmet Bey'e Hızır Çakır Beyli'nin geldiğini söyleyin. Bekliyordu sizi. Başka gelen yok mu? Yok. Dayı, Hızır Çakır Beyli gelmiş. Yeğen Alparslan'la birlikte. Başka? Sadece ikisi. Nasıl ya? Vallahi öyle dayı. Diyorsan hazır gelmişlerken hiç muhatap olma, çocuklar indirsin. Ölmeye gelmiş adamla muhatap olmayacaksak kimle muhatap olacağız Musa? Çağır gelsinler. Silahları teslim ettiniz mi? Silahımız yok. Arabada bıraktılar Musa abi. Üstlerini aradım. Hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. Ne oldu, haber mi bekliyorsun? Saatten sonra sana iyi haber gelmez Hızır. Bu saatten sonra hiç kimseye iyi haber gelmez Haşmet. Yo, bana geldi. Hem de iki tane. Hem sen, hem yeğenin. Demek senin için gelen son iyi haber biziz. Ne oldu? Niye adamlarınla gelmedin? Duydum ki kolunda çizik atacak yer kalmamış. Belki bizim için vardır diye yeğenimi de aldım geldim. Merakını gidereyim. Ben her öldürdüğüm adam için bir çizik atarım. Unutmamak için. Ona yaptıklarımı da, bana yapılanları da. Bize orada yer yok gibi duruyor. Vardır, vardır. Siz böyle silahsız iki cengaver gelmişsiniz buraya. Size mi yer bulamayacağız? Her ölü için yer bulunur Haşmet. Senin için de, bizim için de. Hı? Ölüm var. Silahlı ya da silahsız. Bak, yeğenimi aldım geldim. Hani senin şu bugün toprağa verdiğin abini öldüren yeğenim. Bir merakım var. Onu gidermeye geldim. Sonrasını sonra konuşalım. Sor bakalım. Yeğenin merakını giderdik, senin merakını da gideriz Hızır. Bugün cenazede de sorduğum gibi. Derdin ne? Benim bir derdim yok. Benim bir işim var. İşimi bozmaya çalışan herkes benim düşmanımdır. Bu kadar basit.
Senin işin hırsızlık değil mi Haşmet? Ben hırsız değilim. Senin işini nasıl bozmuş olabilirim? Şimdi sen bana böyle polis ağzıyla konuşuyorsun da biz hırsız değiliz. Biz zenginden alırız, fakire veririz. Allah Allah. Zenginden nasıl alıyormuşsun? Çalma kısmı burada doğrudur. Hiçbir zengin gönülden hiçbir şey vermez. Biz de hiçbir zengine ağız eğmeyiz. Kimseden bir şey istemeyiz. Alırız. Ya hırsızsın işte. Hırsızın zenginden, fakirden çaldısı mı olur? Hırsız hırsızdır. Niye? Bunun üzerine Robin Hood diye bir herif çıkmış. Efsane olmuş. Bizim neyimiz eksik hazır? Senin neyin eksik biliyor musun? Şerefin. Çünkü sen şerefli bir adam olsan, sokaktaki işsiz güçsüz, aç, çaresiz insanları toplayıp onlara hırsızlık yaptırmazdın. Sen fakir fukaraya hırsızlık yaptırıp onların ömründen çalan bir şerefsiz. Sakin ol Musa. Ölmeden önce küfür etse bile son sözünü dinlemek lazım. Bak bu aklımda dursun. Ölmeden önce küfür de etsen seni dinleyeceğim. Neyse bunları geçelim de siz buraya neye güvenip geldiniz? İki kişi geldiniz. Dedim bunlar şimdi özür dileyecek, af dileyecek. Bu iş burada kapansın diyecek ama. Af dileyecek de değiliz. Özür dileyecek de değiliz. Ama iş kapansın dediğin doğru. Senle ben birbirimize hasımlık yapacaksak yapalım. Sen benim işime zarar ver. Ben de senin. Sen benim canıma zarar ver. Ben de senin. Ama senle ben. Ha? Ne dersin? Demişlerdi, Hızır'ın en büyük zaafı ailesi diye. Senin zaafın ne Haşmet? Benim bir zaafım yok Hızır. Oo, iyi o zaman. Sen benden büyük adamsın. Söyleyecek lafım yok. O zaman söyleyecek bir lafımız kalmadığına göre sizi öbür tarafa uğurlayalım. Bak bak. Kötü haberini al da teselli olsun kardeşine kavuşmak için. İlyas iyiymiş. Kardeşinin koğuşundan sağ salim çıkmış. Hadi şimdi sen bizi arabaya kadar uğurla da ne yapacağını sonra orada karar verirsin. Doğru ya. Madem çizik atacağız, bunu bizzat kendim yapmam lazım. Yalnız arabada silah çekmeyin cengaverler. Telefonun nerede Musa? Getir mi dayı? Gerek yok, gel gel. Aklına gelen arabada gel. Haşmet! Söyle Hızır. Arabanın bagajında oğlun var. Yaralı. Şimdi zaafın var mı yok mu? Karar ver.
bundan yararlı. Çok kan kaybetmiş. Şimdi sana soruyorum. Son kez soruyorum. Kan akıtmak kolay, durdurmak zordur. Evet. Bu kan aksın mı, dursun mu? Tamam Hızır. Senin söylediğin gibi olsun. Sen ve ben. Bundan sonra sen benim hasmımsın. Ben de senin hasmım. Kan yalnızca ikimizden akacak. Eyvallah.